İyi akşamlar. Bizi izleyenlere de iyi akşamlar dilemek isterim. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. Evet, e, tabii bugün e, çok önemli bir konu. Aslında son son zamanlarda Sedat Peker'le de ortaya çıkan böyle kendi işlerinden biri. Çünkü sonuçta Sedat Peker e, bürokrasi, mafya, siyaset, Türkiye nereye gidiyor ve ne yapmalı başlığı altında aslında Türkiye gündemini konuşacağız. Ya ben bu arada ilk etapta şeyi sormak isterim. E, Özellikle bu susurluk ıı, raporu önemli ama sizin daha önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de başlayan e, o bu arada tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden 17, 18, 19 ve 20. dönemlerde İçer Milletvekili'ydiniz. E, daha sonra da e, tabi genç yaşta genel sekreterlik yaptınız e, özellikle SHP'de e, o ödede bir süreç yaşandı ve 49, 50 ve 52. hükümetlerde Kültür Bakanlığı yaptınız ve önemli çalışmalara da imza attınız. Tabii bu arada biraz sonra gireceğim bir konu ama o konuda da ben bir düşüncemi belirtmek istiyorum ve özellikle bu programın belki vesile olmasını düşünüyor vesile olması gerektiğini düşünüyorum. Benim e, özellikle Sivas katliamına ilişkin ilerleyen dakikalarda onu soracağım. Sivas katliamına ilişkin bir düşüncem vardı. Onu da sizinle paylaşmak e, istiyorum. Evet sonuçta da siz hükümette tabii Kültür Bakanlığı'nda e, benden Devlet Bakanlığı'na da getirildiniz. Şimdi bugün geldiğimiz nokta hakikaten sizin yazınızda da aslında ifade ettiğiniz, özellikle yazdığınız bir yazıda da ifade ettiğiniz bürokrasi, mafya ve siyaset. Şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle tam da bunu ifade ediyor ve siz çok somut bir şekilde işte biliyorsunuz Susurluk'ta birinci Susurluk raporu vardı işte o eleştirilmişti vesaire. Zaten onunla da ilgili bir takım manipülasyon olduğu da ifade edilmişti. Tabii düşüncelerinizi siz açıklayacaksınız. Ben kısa bir açıklama yapmış olayım bu arada da ondan sonra devam edelim. İkinci susurluk raporu vardı. İşte sizin de yakından izlediğiniz özellikle de Kutlu Savaş'a yeni susurluk raporu hazırlatılmıştı. Onu da biliyorsunuz. Ama en son sizin için, içinde olduğunuz ki özellikle Mehmet El Katmış Başkanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nden siz vardınız. Teklif sağların yani sizin e, katıldığınız bir susurluk komisyonu bir rapor hazırlamıştı. Ve çok çok önemli bulduğum ve önemli olarak değerlendirdiğim özellikle de sizin e, bu noktada e, bir iki tane e, belgeseliniz var, e, eserleriniz var sizin. E, kodada adı susurluk ve derin ilişkiler çok somut. Evet ben fazla lafı uzattım belki ama bir genel bir değerlendirme yapmak istedim. Söz sizde buyurun. Evet maalesef e, Türkiye hukuk devleti olmaktan e, çıkıp eee demokrasisini askıya aldığı dönemlerde e, mafya, e, bürokrat ve siyasetçinin birleşimiyle e, devletin kaynakları Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından toplanmış olan vergiler ve e, devletin gayri safi milli hasılası e, bu yapı içerisinde e, tüketiliyor. E, bunu iyi görmemiz gerekiyor. E, aslında e, derin devlet, derin ilişkiler diye adlandırdığımız bu olayı e, şöyle sorarlar, hep de e, soruyorlar, derin devlet nedir? Derin devlet nedirin cevabını e, Süleyman Demirel vermişti. Derin devlet askerdir demişti. Çünkü kendisi altı defa gitti, e, biliyorsunuz. E, Kenan Evren de bu sözün üzerine evet derin devlet biziz dedi. Aslında derin devlet asker olarak görülebilir ama e, ülkedeki devletin içerisindeki sivil askeri bürokratların hukuk tanımaz, hukuku zorlayan, hukukun gerekli olan e, e, zorlamalarını, kurallarını hiçe sayan. E, dolayısıyla da meşru olmayan faaliyetleri gösterebilme yetkisi de kendilerinde görmesidir. Tekrar ediyorum e, sivil ve askeri bürokratların. Şimdi aynı durum var. Yani bu iş değişmedi. Ne zaman değişir? Tam bir e, e, hukuk devleti olduğu evrensel hukuk kurallarına e, saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan bir devlet olduğunuz zaman, yargınız tarafsız ve bağımsız olduğu zaman siz e, bu tip Olaylardan ya da böyle bir yapılanmadan e, kurtulmuş olursunuz. Şimdi derin devleti e, tarihçesini tekrar tekrar anlatıyoruz ama isterseniz kısaca bir daha söyleyelim. Tabii, buyurun. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti 1952'de NATO'ya girmesiyle birlikte e, böyle bir e, zorlama yapıyla karşı karşıya kaldı. E, Amerika Birleşik Devletleri, e, II. Dünya Savaşı galibi olarak Avrupa'da ee, yeni bir yapılanma e, ortaya çıkardı. Ee, bu da aslında Nazilerden arta kalan diye adlandırılan Nazi subaylarının e, ortaya koyduğu e, bir e, yapılanmaydı. Yani hukuk tanımaz bir yapılanma, gizli istihbaratı olan, vurucu gücü olan ve devletin e, yetkilileri tarafından da yönlendirilen e, e, yapılardı. E, bunların e, gerekçesi Komünizme karşı mücadele etmek e, ve bir işgal anında kont e, gerilla e, olarak e, e, gerillanın karşısına e, çıkmaktı. Yani askerin... E, Mehmet Emin Değer'in herhalde sanıyorum böyle bir kont gerilla ve Türkiye kitabı vardı. Birçok kişinin var. Birçok kişinin var. Yani e, e, ben de onların arasına e, girdim. Çünkü yapıyı görüyorsunuz. Nitekim en sonunda e, feto'da gördük. Yani işte... E, hatırlayın e, Fetoda Ergenekon e, düzenlemiz düzen e, kumpası içerisinde Ankara'da e, gömülü silahlar bulundu. İlginçtir gömülü silahlar işte bu derin devletten e, Ergenekon yapılanmasından kalmadır dendi ama gazeteye sarıla silahların gazetedeki tarihi e, AKP'nin iktidar olduğu döneme rastlıyor. E, yani dolayısıyla eskiden diye adlandırılan yapının oraya sonradan gömüldü, işte Sakarya'daki çiftlikte sonradan gömüldü, e, e, İstanbul, e, Beykoz'da sonradan gömüldüğü Hep ortaya çıktı bunlar. E, bu, bu, o bir kumpastı ama böyle bir yapının varlığı e, e, yassılamazdı. E, AB kurulduktan ve tam demokrasiye e, özellikle özgürlüklerin e, sınırlarının genişletilmesiyle, e, yargının tarafsız ve bağımsız hale gelmesiyle birlikte kendi ülkelerindeki bütün bu gizli yapıları e, kaldırdılar. Yani bunun en önemli e, o ilk ortaya çıkışı biliyorsunuz İtalya'daki Gladio. Dolayısıyla bu gizli yapılara Gladio ismi verildi. Yani e, Di Pietro isminde e, bir e, yargıç son derece bağımsız bir mücadele etti. İtalya'da Başbakan Kraksiden başlayarak 300'ün üstünde siyasetçi 3000'in üzerinde bürokratın bu işin içerisinde girdikleri ve e, siyasi önemli bir şey söylediniz. Şimdi Alain Gigu mafya diye yani tek başına mafyaya karşı diye o, o savcıya ilişkin filmler çevrildi biliyorsunuz. Yani evet. yani özellikle de. Tabii bu arada Avrupa Birliği deyince Avrupa Konseyi de bugün Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayan Türkiye için ihlal sürecini başlatıyor. Çok ilginç bir gelişme bu. Yani bu bu süreçte yani 32'den fazla üye Ankara aleyhine el kaldırdı. Yani bu da çoğunluğu if ifade ediyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Buyurun şimdi sizin bu en son yaptığınız açıklamayı ya dair düşüncelerimi söylemek istiyorum. Eylül ayında biliyorsunuz bunu bu uyarıyı yaptılar. Avrupa Konseyi Bakanlar toplantısında eğer Selahattin Demirtaş hemen Eylül'ün sonunda Kavala'da da Kasım ayına kadar eğer farklı başka davalar açılmadan serbest bırakılmazsa, ee, sizi e, ihlal nedeniyle 46. maddenin 6. ben de yanlış hatırlamıyorsam ondan dolayı e, e, artık işleme koyacağız dediler Türkiye'ye bunu söylediler. Ama Türkiye'deki yöneticiler e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizi ilgilendirmez. Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'deki kararlarına da ilgilendir ilgilendirmediğini söyleyen e, bir hukuk o, anlayışıyla reddetti bu açıklamayı yani e, sürpriz değil şimdi verdiğiniz onu demeye çalışıyorum adamlar zaten Eylül'de söylediler üzerinize üzerinize gel, geliyoruz demediler yapmazsanız bunu yapacağız bizim e, yani biz hukuka uyan kurallara uyan e, teşkilatız dolayısıyla bunun sonu bu bunu. şimdi bunun sonu ne olacak o çok önemli bence e, e, tarihte baktığınız zaman bazı böyle iyi niyet iyi niyetli AKPzan san e, sempatizanlarını söyledikleri canımız geçmişte e, Azerbaycan'la ilgili de böyle bir karar vermişlerdi. Beş, al, e, beş yıl sürdü filan sonra tekrar geri döndüler filan diye böyle küçümseyen bir e, tavır içerisindeler. İzliyorum ben havuz medyasında siz de herhalde izliyorsunuz. Evet, evet. e, böyle bir şey değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti e, Azerbaycan Cumhuriyeti ile aynı kutu kut, e, aynı e, kefede e, görülmemeli. Gör, görülmemeli çünkü konseyin kurucularından bir tanesidir Türkiye e, Cumhuriyeti ve insan hakları e, sözleşmesini e, önce ilk imzalayanlardan birisidir Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla evet. Türkiye evet, ve Türkiye Cumhuriyeti hele hele Atatürk Türkiye'sinin ilkeleri çağdaş bir ülke. Hatta medeniyetlerin üzerinde, çağdaş medeniyetlerin üzerinde e, bir ülke olma hedefindedir. Dolayısıyla uluslararası kurumların, uluslararası kuruluşların almış oldukları kararları uygulama ve kendi yükümlüdür. Aslında anayasanızın 90. maddesi de açıkça bunu söylüyor zaten. Sen uluslararası kurum ve kuruluşların almış oldukları kararları kendi iç hukukuna uygulamak zorundasın diyor. Anayasa mahkemesi ee, bu nedenle e, bu işe e, el koymaya çalışıyor ama e, biliyorsunuz bu bizim ülkemizin küçük bir e, 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 çok akıllı bir e, ortağı var. O da sürekli Anayasa Mahkemesini kapatalım kapatalım deyip duruyor. Çünkü evet, mahkemesini koymak lazım. Aslında koltuk değneğe diye ben söylüyorum açık açıkta ifade edeyim. Yani bunu şeyde Yani aslında aslında lazım. Recai Bey e, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, geçmişten bugüne kadar e, baktığınız zaman sürecinde e, vah ki vah diyeceksiniz. Yani en son Türkiye'ye alma törenlerine Bahçeli'nin ekibi geliyor, basıyor. Bahçeli diyor ki basanların e, şey önderi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'tır diyor. Ya hoppala diyeceksiniz. Nereden çıkıyor bu? Ne ilgisi var? Yani eğer Mahsur yavaşsa o zaten Türk eşi tutan, o programın yapılması için e, e, salonların verilmesine müsaade eden birisi. Eski bazesinde, şimdi Cumhuriyet Halk Partili ama geçmişi öyle. Bahçeli canlı yana değil. Niye Bahçeli e, e, gelen saldıranların Bahçeli'nin ekibi olduğunu bilinmesine rağmen Mahsur Yavaş söyleniyor. Mahsur Yavaş'ın bunda hiçbir katkısı yok. Ama yakalanışın e, e, bir... İftirayla kurtuluş anlayışı var dolayısıyla bunlar Türkiye'de yaşanıyor o nedenle ben tekrar ediyorum yani perşembenin gelişi çarşambadan belliydi bir özdeğişimizdir Eylül ayından zaten bugün bu noktaya gelineceği belliydi.